Ay 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 ay. Nereye gidiyorsun kız? Anneciğim, şimdi bir kuaföre gidiyorum. Oradan da Ayçalar'ın kafesinin açılışına gideceğim. Ha. Hem bizim dükkanın kartlarından da aldım. Oraya aferin. Vereceğim. İş olursa bize paslayacaklar. Tamam, aferin. Çok geç kalma, tamam mı? Tamam, oradan anneciğim. Dükkana gelirsin. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi yavrum. Görüşürüz. Hadi canım, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Saat. Büyük telefon. Ay. Onur'un yeni işi varmış. Denetimciler başka gün mü bulamadı yani? Ay yeter Pelinsu. Sabahtan beri söyleniyorsun. Ay bu ne arıyor şimdi beni? Kim o? Onur'un yengesi Betül. Hiç konuşamayacağım, uğraşamayacağım onunla. Saçmalama Pelinsu. Esas Betül'le konuşman gerekiyor. Yani Yıldız'ın baş düşmanıyla. Düşmanımızın düşmanı bizim dostumuz olmalı. Anladın? Hayır, anlamadım. Neden Yıldız anne bizim düşmanımız oluyor ki? Ver şu telefonu, ver. Sana anlatana kadar ben kendim konuşurum. Efendim Betül'cüğüm, Pelinsu banyodaydı, ben açtım telefonu. Ay Şebnem'cim, nasılsın canım? Ay çok özledim seni ben. Ben de seni özledim Betül'cüğüm. Ya Şebnem'cüğüm bak ne söyleyeceğim. Şimdi bu Onur'la Pelinsu'nun arasında yaşananlar lütfen bizim dostluğumuzu etkilemesin. Aa, kesinlikle. Aksine bence daha da samimi olalım. Kesinlikle, bence de. Bak tatlım, ben sizi niye aradım? Benim bir planım var. Ah, kraliçe mi o? Evet. Limonlu mu? Evet. Oh, günlerdir süren kraliçe krizine yenik düşmek üzereyim. Allah'ım affet. Ay mutlu olmak benim de hakkım. Çok güzel ama değil mi? Yoksa boşu boşuna günaha girmeyeyim. Teşekkürler, kolay gelsin. Merhaba. Bana bir kilo şu kurabiyeden ya da yok vazgeçtim. Bundan olsun. Yok ya, tatlı olmasın, tuzlu olsun. Yok ya, bakayım tatlılarda ne varmış. Yok ya, pasta istemiyorum. Siz bana en iyisi ekler verin. Ya da neyse ya, biz hepsini boş verelim. Siz bana iki tane trileçe, iki tane kazan dibi, bir kilo da şu baklavadan verir misiniz? Dünyayı al. Afrika'daki açlar niye aç? Vay, canım da tatlı çekmiş de. Pastane gördüğüm iyi oldu. İyi, vaktimiz de var. Nergizime biraz kilo aldıralım. Teşekkür ederim, iyi günler. Bu ne kalabalık ya, çarşamba pazarı gibi. Üç porsiyon traliçe alabilir miyim? Ah, ay iyi ki bana kaldı. Bir anda dedim hepsini. Öyle mi? Evet. İtiraf mesajını şimdi mi atsam? Ona da sürpriz olmasın, bana da. Gönder Samet. Şu iki limonlu tatlıyı bana hemen paket yapar mısınız? Biraz acelem vardı benim. Peki. Seni ilk gördüğüm anda anladım. Hep seyirlik değil, ömürlük aşkı bekledim. Ha? Hayatına misafir olmaya değil, ev sahibi olmaya geldim. Aa, bana mı? Yanlış herhalde. Limonlu onlar değil mi? Aa, hayır bir dakika. Benim traliçeler benim. Affedersiniz hanımefendi, üstünde adınız mı yazıyordu? Ya da rezervasyon yaptınız, ben göremedim. Ay o sırada bendim. Ya siz ne yapıyorsunuz? Hem kuyrukta çalıyorsunuz benim sırrımı, ondan sonra cacarır konuşuyor musunuz? Hanımefendi siz telefona bakıyordunuz, ben de geçtim. Gözünüzü açsaydınız siz de. Telefonuma baktıysam ne olmuş? Sen niye uyanıksın? Ben telefona bakınca cırt diye benim önüme geçiyorsun. Vay be, bir de genç olacaksınız. Böyle zamanı gençlik böyle. Tamam, ben tatlı falan istemiyorum. Hanımefendiye verin, siz beni de bu dertten kurtarın. Benim şekerim düşüyor. Tamam, siz biliyorsunuz ne zamandan beri benim burada beklediğimi. Al. Yüz yıl.
Teyze büyük gidik ya. Ha! Duydum ben. Nereye? Oradan tatlıdan. Niye dönüyorsun arkana? Yüzüme söylesene. Böyleleri kızını verse almayacaksın. Kaçacaksın. Ne kaldı tatlı? Ay, ay aklımdan çıktı vallahi. Şu kına için konuşmaya gidecektim. Şişt, ablam, ya belki bitmiştir Onur'un işi, arasana. Yok ya, aramayın, böyle uygun olmaz. Tamam, sen bilirsin. Ay boş ver be. Biraz da şöyle abla kardeş baş başa vakit geçirelim ha. Ay zaten kurtuluş da yok. Oh vallahi mis. Vallahi eniştem seni hayatta buralarda bulamaz. Bulamaz değil mi? Ah bulamaz. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Lale Hanım merhabalar. Merhaba. Ablam tanışın. Ha. Memnun oldum. Nasılsınız? Merhaba. Ben de memnun oldum. İyiyim. Sağ olun. Siz? Sağ olun. Memnun oldum. Herkes bir toplansın. Ondan sonra yürüyüşümüze başlayalım. Tamam. Şşt. Senin o gece buluşacağın çocuk muydu bu? Hmm. Ay kız pek de yakışıklıymış ha. Ay, ay ben de ne diyorum ya nişanlı hamile kıza. Yok ablacığım yani hani Onur olmasaydı. Gideri varmış ha. Anladık tabii daha. Hangi manada söyleyeceğim? Ama bu kapılar açılacak Kurtuluş Bey ama. Bunları konuşmayalım ama. Şimdi ben oradan ününü görünce birden. Gel hayatım. Bak. Hepsi orada. Lale. O zaman ben arabayı park edeyim geleyim. Kız Lale merhabalar. Lale. Herkes de burada. Herkes de gebe maşallah. Lale ne haber? Hoş geldiniz. Neredesin? Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi vallahi sen nasılsın? İyiyim ben de işte. Erol de böyle bir sürpriz olsun, değişiklik olsun diye getirdi beni buraya. Şimdi Filizciğimin doktoruyla Doktor Onur Bey aynı doktor. İkisi. Aynı kişi ikisi. Filiz? Yok. Yok. Da çalışmalar olanca hızıyla devam ediyor. Onur nerede? Şirkette bir problem çıkmış galiba da işleri hallediyor. Şirkette? Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Umarım bugün çok güzel bir gün geçireceğiz. Şimdi bakıyorum şöyle. Harika. Hemen hemen herkes toplanmış. Grubumuz tamam. Önce yürüyüş yapalım. Ardından piknik. Sonra bazı aktivitelerimiz olacak. Dediğim gibi umarım bugün çok güzel bir gün geçiririz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeye gerek yok değil mi? Hadi o zaman. Buyurun. Geldi seninki ha. Herkese merhaba. Geciktiysem kusura bakmayın. Önemli değil. Biz de sizi beklemiyorduk zaten. Sizler de buyurun hemen geçelim. Merhaba Onur. Kuzen. Lale anlatır. Erol'lar niye burada? Filiz'in doktoruyla bizim doktorumuz aynı Doktor Onur. Doktor Onur çağırmış, davet etmiş. Nasıl yani? Filiz hamile miymiş? Ha yok ama çok istiyorlar. Biliyorum. Sen gelemeyeceğini söylemiştin. Evet söylemiştim ama işlerimi çabucak hallettim seni yalnız bırakmayayım diye. Gerçi yalnız değilmişsin. Merhaba. Ne haberin işte? İyiyim teşekkür ederim. Siz? İyiyim sağ ol. İyi ki geldin. Yani iyi ettin geldin. İyi gelir yürüyüşte sana. Hadi çok arkalarında kalmayalım gidelim. Hadi. Tamam. Aa
Dolmayı buldu bir eniştem geliyor. Tövbe bismillah. Nilüm. Ne işin var senin burada tutmuş? Ya patronu getirdim yavrum. Patronu getirirken de seni gördüm. Nilüm ne yapıyor diye bir gelip bakayım dedim. Bir sen eksikti. Hoş geldin. Nilüm. Şimdi damat bizim ayrı yaşadığımızı bilmiyor. Yani kavga edip de ayıp etmeyelim değil mi? İyi tamam mecbur katlanacağız abi. Bacanak, Baldız ne yapıyorsunuz? Her şey iyidir inşallah. İyi enişte iyi. İyiyiz sağ olun. Siz nasılsınız? Ya öyle hemen resmiyet şeyine ne gerek var o kadar? Ben de iyiyim. Bacanak, ben varım diye çekin bari. Anlamadım. Ya şey yapın hadi. Ya şey yapın bakayım şöyle hadi. Hadi hadi. Eminim. Şey yapalım biz de falan. Eve gidip alsam geç kalırım. Aman yok. Aşkımı bekletmeyeyim şimdi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Servis. Kim bana mesaj atacak? Yanlış gelmiştir herhalde. Mesajım seni rahatsız etmemiştir umarım. Duygularımı yüz yüze anlatmaya çekindim. Beni gördüğünde umarım bana kızmazsın. Ebe bu? Kimsiniz? 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 Hay, Nergiz'im mesaj atmış. Kimsiniz mi? Tavır mı yapıyor bana şimdi? Hani sen kimsin de bana böyle mesajlar atıyorsun gibisinden. Keşke mesaj atmasaydım ya. Geri dönüş de yok. Gönülmez akşamın ufkundayım. Ah Samet ah. Ne yazsam ki? Bana karşı aynı duyguları beslemediğini görüyorum. Ama ben pes etmeyeceğim. Görüyorum diyor. Ah. Artık. Ah. Şeydi. Ama emin olmadan hiç sesimi çıkarmayacağım. Bana doğru geliyor ama emin olmadan şey yapmayayım. Songül, hoş geldin. Hoş bulduk Necip. Lale'nin dikanasını burada yapacaktık da o yüzden bir uğrayayım dedim. Çok sevindim, çok. Evlensin tabii. Herkes seyirlik peşinde. Ömürlük olanın peşinde olmalı insan. Artık darısı bizim de başımıza. Tabii, tabii. Çok ayıp Necip, çok. Sana hiç yakıştıramadım. Niye yakıştıramadın Songül? Sevmek ayıp bir şey mi? Necip? Ne yapıyorsunuz siz? Ben sizi kaç yıldan beri tanırım. Yani olacak şey mi? Ben rahmetli eşinizi de tanırdım yani. Neyse, ben duymamış olayım. Ya gerçekten hiçbir şey anlamadım Songül. Ne ayıbı? Bak Necip sen ayıbın ne olduğunu biliyorsun. Lütfen bu mevzuyu açmayalım bir daha. Olur mu? Ben duymadım. Bilmiyorum tamam. Nerede kaldı ki şimdi bu ya? Acaba buluşmaktan da mı vazgeçti? Yok canım benim hınzırım öyle bir şey yapmaz. Yapar mı acaba?
Ah Samet, ah. Arayayım ya, tabii canım arayayım. Arayayım, kurtulayım. Evet. Nergis, ben çay bahçesinin önünde bekliyorum seni. Geliyorsun değil mi? Tamam, ben bekliyorum seni. Ay, bu yanlış anlaşılma oldu. Ay pardon. Hadi görüşürüz. Ben dokunmadım ama çok güzeldi kahve. Necip kardeş, hadi hoşça kal. Ödeyeceğim tabii ki parasını. Ay. Artık gözüm de görmüyor. Ama her şeyde bir hayır vardır. Nerede sanam? Her şeyde bir hayır vardır. Elime düştü. Nergis. Bana kızmamışsın. Niye kızayım ki sana? Şey, mesajlarıma. Ya ben görmedim ki mesajları. Evde unutmuşum telefonumu. Evde mi unuttun? Ben az önce telefonla kimle konuştum o zaman? Samet. Nergis. Annemle mi konuştun yoksa? Ne dedi? Çay bahçesi önünde bekliyorum, gel dedi. Buraya mı geliyor? Samet hemen gitmen lazım, hemen. Niye ya? Ne güzel tanışırdık. Hem annen sever beni, şu tatlılığa bak ya. Bak sen annemi tanımıyorsun. İkimizi de öldürür. Zaten yalan söyleyerek geldim ben buraya. Tamam ya. Ben anlamadım ki bu işi zaten. Bir oturup konuşamadık ya. Samet hadi. Tamam kaçıyorum ben, hadi. Hadi. Hatta koşuyorum ben. Hadi Samet. Ben kime soracağımı bir bilsen. Ah çok pardon efendi, göremedim. Kusura bakmayın niye ya. Niye dikkat etmiyorsun kardeşim? Sen! Ben? Kraliçe canavarı! Ah gitti! Gitti! İyi mi yaptın ha? Ha? Sen beni buraya kadar takip ettin değil mi? Bunu elde etmek için! Yok daha neler, hiç işim gücüm yok. Oradan geldim buraya, böyle gördüm sizi, takip ettim. Çarptım tatları düşürdüm. Daha neler hanımefendi ya? Gebertirim seni! Seninle uğraşırdım ama. Yapacak çok daha önemli işlerim var! Ters! Çattık. Vallahi çattık. Doktor bey. Ya birazcık dinlensek, bir şeyler falan yesek yani. Arkadaşlar da hamile hala acıktılar. Filiz Hanım, daha 15 dakika oldu. Ya ben zaten bir haftada ancak o kadar yürüyorum ya. Arkadaşlar, duralım. Peki o zaman, bayanlar biraz dinlensin. Ha? Biz de biraz koşalım. Tabii kendine güvenenler varsa. Aşkım, sen de koşsana ya. Ama seni yalnız mı bırakayım hayatım? İlaneler var burada. Ben onlara dururum. Hadi koçum benim, hadi. Hadi. Ben aslında böyle koşardım koşmasına da şimdi kostüm müsait değil biliyor musun? Yoksa koşarım yani. Sen dedi şurada böyle bir baş başa yürüsek biraz ha? Vallahi sen de iyice yüz buldun kurtuluş ha. Ya Nilüm, ya özel bir şey konuşacağım ya lütfen. Ha iyi, tamam. Abla, ben bir eniştem benimle özel bir şey konuşacakmış. Artık ne konuşacaksa gideyim geleyim ha. İyi hadi fazla uzaklaşmayın. Tamam ablacığım hadi. Ben de abisi. Siz bayağı yoruldunuz. İsterseniz dinleyin. Hayır tabii ki daha. Yeni ısınmaya başladım. İyiyim hadi. Bence vazgeçin. Benim sözlüğümde öyle bir kelime yok. Öyle mi? O zaman ben size yeni bir sözlük alayım. Yavaş yavaş tamam. Tempolanma yavaş. Of
Kuzen, bu işler sana göre değil. Dön istersen. Tamam oğlum, bırak. Sana göre mi ne o işler, bana göre değil. Yürüyen dalak, dalağım şişti benim, hop. Tamam, beni bırak. Devam et, hadi. Tempoyu düşürme. Telefon. Hadi bakalım. Senden haber bekliyorum. Koş sen daha koş. Pelin Su'yla yüz yüze gelince ne yapacaksın bakalım. Güzeller güzeli karım. Sana layık değil ama kır çiçeği. Teşekkür ederim Kurtuluş. Ay ne yapıyorsun be? Aa. Bir öpeyim ya. Ya öpme. Sen beni falan öpme şu anda. Dur bakayım. Sor bakayım şu adam olma çalışmaları nasıl gidiyor? Hı? Ha. Vallahi nasıl gitsin canım? Misal geçen gün böyle kahvede oturuyorum, bizim çocuklardan biri geldi. Acayip bir tüyo almış altından. Tutturdu böyle ortak olalım diye. Borç verdim, ortak olmadım. Aa, gerçekten mi kurtuldun? Ha. Hani sen geçen gün geldin, ben bir 90 bin liralık bir acı diyordum ya. O acı o 90 bin liralık acıydı işte. Ne? Ya. 90 bin lira mı? Ay sen şimdi 90 bin lira mı kazanacaktın ya? Ya bitti o iş kızım. Kapandı o defter. Kumar mumar yok artık benim için. Tamam. Aferin. Başka? Başka? Karı kız. Yok yani karı kız derken şey. Ya yolda görsem dönüp bak memnunum. Misal geçen gün yok mu Zerrin? Yolda karşılaştık böyle. Ya dedi Kurtuluş ev boş dedi. Bir ay dedi hani gelsene dedi. Bir de korkuyorum falan dedi. Öyle mi dedi? Ha ben de dedim. Hı. O kadar korkuyorsan git kendine köpek al dedim. İyi, iyi demişsin. Hmm, demek ondan böyle suratı beş karıştı onun. Hmm. Helal be benim kocama be. Helal. Başkasın. Yani aferin demek istedim. Böyle devam. Bir öpeyim mi be? Hak ettim ya. Hayır. Ya böyle teşvik primi gibi düşündünüm. Ha? Ay iyi hadi öp. Al sana. Kurtuluş! Ay ne yaptın be? Ay kurtuluş! İyiyim. Yapmışım. Sen iyi mi? Hünürüm! Hünürüm! Buradayım! Hünürüm iyiyim. Yapmışım. Birazcık düştüm. Şey... İyi kurtuluş. Ay, ay yavaş kızım yavaş. Ben oradan buraya mı düştüm? Ay. Hiçbir şey olmadı ha. Vallahi iyiyim. Geç hadi geç sen çık. Vay be. Çok acıktım. Beller. Yavaş hayatım dur. Ete de yer kalsın. Fazla yeme. Afiyet olsun. Çok zarifsiniz. Sağ olun maşallah. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Allah. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Beğendin mi kuzu etini? Köfte sucuk falan da var istersen. Ne oldu? Bu kuzu eti mi? Ama ne kuzu? Yani ne oldu? Gerçekten kuzu eti mi yedim ben? Evet. Ya ben minicik bir kuzuyu mu yedim? Tamam, yeme. Yeme ama annesinin bir tanesiydi o. Bak, minicik aşkı gitti. Al. Kıpırcım alama be. Can boğazdan gelir, yesene ya. Ay yok, yiyemem ama. Aşıktan ürüyorum, ver ver köftemi isteyeyim. Ekmek de versene. Al bakalım. Dur, ne yapıyorsun? Hayır, sen yeme. Yeme onu. Tamam, ben de yemem. Tamam, siz yemeyin, ben yiyeyim onu. Alayım şöyle. Ver. Benim çitlenmeyeyim göme. Aynen. Göm hayatım. Aynen. Yalnız çatalı alabilir miyim? Ha. Çatal verelim, kardeş de yesin. Çok pardon ya.
İyisin değil mi? Nürüm, Allah'tan uçuruma düşmemişiz ha. Çıkana kadar yemeği kaçıracaktık bak. Yumul yumul. İyisin değil mi? Evet diyeyim ya, lafı tutma beni. Maşallah sana. Abla. Ama size et yedim. Selamünaleyküm. Ay kız ya, ne olacak? Ağacın olsun, kan olsun ablam benim. Ha? Ha benim işte. Teşekkürler. Et yok mu? Ha yok mu? Değil. Ben hemen ilgileniyorum. Sen bir şey istiyor musun? Yani 5-10 tane dar köfte alır. Tamam. Arma lan. Arma. Gitti minnacık kuzu gitti. Ay, et var mı et? Çıkıyorum. Nerede buluşalım? Ya İsmail'in yerine gidelim mi? Orası daha sakin olur ha? Yok, benim Balta Limanı'nda bildiğim bir yer var. Orası daha sakin olur. Çıkıyorsun değil mi? Evet evet. Ben çıkıyorum. Orada görüşürüz, tamam? Tamam, görüşürüz. Hayatım, ben çıkıyorum. Eğlenceler. Sen ne yapıyordun? Ben bahçede yoga yapacağım da ona hazırlık yapıyordum. Ayakkabılarla mı? Çıkardım ya Şadi. Peki görüşürüz. Görüşürüz canım. Çıkıyor musun Fikret? Evet hayatım. Görüşürüz. Güle güle Fikret. Sen iyi misin? Ne oldu ki? Bilmem. Biraz garip bakıyorsun da. Ay iyiyim, iyiyim. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, gördüğünüz üzere ilk oyunumuz dart. Çizgi geçmek yok. Kolumuzu uzatarak atmak yok. Çiftler halinde oynayacağız. En fazla puanı toplayan çiftimiz oyunu kazanmış olacak. Hadi bakalım, ilk çiftimizle başlayalım o zaman. Buyurun. Nasıl atış bu ya aşkım? Tamam yaklaştık işte, bir dahakine daha iyi atacağım. Çek git şuradan Erol. Çok biliyorsun. Evet. Aman Allah! Hocam! Ama kimse gelmedi mi? Ya sinir ettiriyorsun beni. Sinir oluyorum, atamıyorum sonra. Nilüfer, bu sporda acayip bir ima. Yani hani dart benden sorulur desen yeridir. Hadi. Göstereyim nasıl atacağım bunu. Ay çekil. Bak ben sana göstereceğim. İyi izle.
hayatım boyunca hep altında ezilmeye mahkumsun Kurtuluş'cum. Hadi canım. 12'den vurdun ya. 20, evet. 12. Ay pardon. Yıldız? Betül. Bu ne tesadüf? Hayırdır inşallah. Ne işin var senin burada? Bir arkadaşımla buluşacağım. Hah, aynen ben de. Yıldız. Ben aslında buraya Şadi'ye bakmaya geldim. Yıldız, ben bir şeylerden şüpheleniyorum. Ay ben de Fikret'e bakacağım. Ama dilim varmıyor söylemeye. Yoksa bunlar bizi birlikte mi aldatıyorlar? Yazıklar olsun ikisine de. İyi ki böyle bir zamanda benim yanımdasın. Ben şu anda burada yalnız olsaydım bunu atlatamazdım. Böyle zamanda birbirimizin yanında olmayacağız da ne zaman olacağız? Ah Betül. Ama biz bunu da atlatırız. Ortalığı at, dur. Gel, buraya doğru sen at bakayım, hadi. Ah! Ete girmiş mi? Girmiş mi? Girmiş mi? Ete mi ok şu anda? Ay! Ha? Ay, şu anda sıcağını hissetmiyor olabilirim. Etime mi değmiş? Ya küçücük ok, sus be. Ah! Ne yapıyorsun? Ah! Sus, sinizi bulduk. Gidiyorum. Ah, çok pardon. Ben burasını bir daha gördüm. Vallahi. Erol kendine daha mükemmel bir iş bulamazdı. Aferin sana, aferin. Abasını getirdin, aferin. Şey var ya. Evet. Sizi böyle alalım. Buyurun. Kazanan çiftimiz Lale Hanımlar. Alkışlıyoruz onları. Aferin ablam. Tebrik ederim Lale Hanım. Çok iyi oynadınız. Teşekkürler. Lale Hanım. Lale. Lale iyi misin? Lale. Lale. Lale iyi misin? Lale. Abla. Şöyle geçelim. Tamam. Ben tutarım. Ne oldu bak? Açın alın. Lalem ne oldu? Şöyle tutun. Tamam ben tutarım. Lalem iyi misin Lale? İyi misin ablacığım ha? Ay iyiyim ya, böyle bir tansiyonum düştü. Böyle kalbim falan da çarpıyor. Çantamı getirin. Ne çıktı, ne oldu, nasıl? Tansiyonunuz normal. Zaten bir anlık bir şeydi, geçti. Oh. Bak iyi hissetmiyorsan hemen bir hastaneye gidelim Lale. Yok yok, iyiyim. Ben doktorum zaten. Endişe edecek bir durum yok. Dediğim gibi Lale Hanım, tansiyonunuz gayet normal. Şimdi gebeliğin bu dönemlerinde tansiyon düşüklüğü görülebilir. Çarpıntı için de isterseniz yarın bana uğrayın. Bir kan testi yapalım. Belki kan değerleriniz düşmüştür, kansızlık vardır. Hem ona bakmış oluruz. Sen mi? Katılmıyorum size. Biz yakın zamanda kan sayımı için size geldik. Sonuçlar da gayet normal ya. Peki neden oldu bu? Şimdi... Canım. Endişelenecek bir durum yok. Çünkü bu gebelik döneminde bebeğin besin ve oksijen miktarını karşılamak için anne daha fazla kan üretiyor. Tabii kalp de haliyle daha fazla çalışıyor. Kalp atımını ve yaklaşık
%20 civarında bir artış olduğu için sen bunu tabii çarpıntı olarak hissettin. Gerçekten mi? Evet. Hı hı. Yani kalbin gebelik sürecine alışmaya başladı. Ay, ay benim kuzum. Ay benim kuzum. Ay. Onur Bey haklı. Evet şimdi Lale Hanım'ın tansiyonu normal olduğuna göre şu an kendinizi daha hissediyorsunuz. O zaman şöyle yapalım, sıradaki oyunumuza geçelim. Kendine güvenen erkekler için halat çekme oynayacağız. Sorun yok. Abisi iyisin değil mi? İyiyim enişte. Yani iyisin değil mi? İyi. Oynayalım bakalım. Ay vallahi çok korktum Lalem ha. Ben de. Hadi Şadi, senin çenenden bıkmıştır. Ama Fikret beni nasıl anlattı? Ay aşk olsun Yıldız. Asıl Fikret abim gidip Şadi'mi ayartmıştır. O da doğru. Hazır mısın Betül? Hazırım Yıldız. Yürü Betül. Yürü Yıldız. Ay kimse yok yanlarında bunların. Evet. Dur. Ne diyelim? Tabii ki rahat rahat görüşebilmek için. Haklısın. Bunlar o yüzden bize yalan söylediler. Ne yapacağız peki şimdi? Tabii ki böyle bir yalanı ikisinin de yanına bırakmayacağız. Yürü Betül. Hadi Yıldız. Fikret. Karıcığım. Şadi. Karıcığım. Koy koy oraya. Hadi durmak yok. Bütün kasaları tek tek getireceksin buraya. Anne. Hepsini nasıl taşıyayım Allah aşkına ya? Ya oğlum bana yalan söylemeden evvel düşünecektin ya. Anneciğim. Ne olursun özür dilerim. Bir daha yapmayacağım ya. Yok. Bundan sonra ben sana artık göz açtırmam. Unut onu. Hele o oğlanı da getireceksin. O sana o aşk mektupları, aşk mesajları nasıl yazılırmış, onun da ifadesini alacağım. Aşk mesajı mı çekmiş bana? Ne demiş? Bakayım ne demiş. Bir hatırlamaya çalışayım. Demiş ki şu terliği. Ben kasa taşıyayım. Yersin kafanı. Oyalanma. Bir saat vaktim var. Hadi yeter, yoruldum hayatım. Çok yedik. Vallahi çok güzel yedik ama. İyi yedik. Şahane aynen. Yedik. Aynen. Fakat bayağı doyduk. Uğramayı unutmayın. Çok mu yedik? Yok. Afiyet olsun. Nasıl? Umarım memnun kaldınız. Evet ya, her şey çok güzeldi. Çok keyif aldım. Harika. Sizi bu tür organizasyonlarda daha çok görmek isteriz Lale Hanım. İnşallah. Vallahi hepsine katılmayı isterim. Biz de gidiyoruz. Biz de kalkarız. Sizde doyum olmaz. Canım biz biraz daha kalalım mı? Olur. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ben öyle söyledim ama istersen kalkabiliriz. Yani nasıl istiyorsan. Kalkalım. Nasıl kalkalım? Şimdi mi kalkalım? Buradan mı kalkalım? Hep beraber mi kalkalım? Ne güzel ortam bulmuşuz. Orman havası. Neden kalkalım? Dördümüz çok iyi olmadık mı böyle? Ha Filiz'e? Aynen ya. Vallahi ben çok eğlendim bugün ya. Bir değişiklik oldu yani. Siz bize gelseniz arada sırada yemeğe. Gelin mesela haftaya. Geliriz. Gelin gelin. Olur olur. Of. Ha? Et kalmadı mı ya?
Kalmadı be kurtuluşum. Et bitti, insanlar gitti. Biz de kalkalım diyoruz ha hep beraber. İyi gidelim. Kalkalım. Eşin de bizimle gelsin. Gençler biraz kalsın. Gençler burada otursun. Ha gençler? Münim, seni ben bırakayım mı? Ablam, ben kurtuluşla gideyim o zaman. Siz de burada baş başa kalırsınız ha. Tamam. Anneme falan söyleme ama ha. Ay yok saçmalama. Ha iyi hadi. Baldız, ben de tamam. Dikkat edin. Tamam hadi. İşte siz de kalın artık. Şu anın, ortamın bir tadını çıkarın tamam mı? Oturuyoruz. Hadi. Gel bakalım. Gel. Arabayı böyle bak. Ha. Köfte okula güzel. Hadi bakalım kumrular. Söyle bakalım. Ne yapmak istersin? Yürüyüş yaptım. Karnımı da doyurdum. Ay çikolata mı yesek ki biz? Ha? Sen doydum demedin mi? Evet ama çikolata karın doyurmuyor ki sonuçta. Keyif için yenen bir şey o. Şurada bir çikolata olsaydı ne güzel olurdu. Değil mi? Tamam. Zaten tatlı konusunda uzman sensin. O zaman siz bekleyin. Baba tatlılık gelsin. Beraber vakit geçirmemiştik değil mi? Geldim ben. Aa beni görüyor musun sen neyi Unut? Onur'un şeyi vardı bende ben onu bir vereyim geleyim. Siz yürüyün. E biz gidelim o zaman. Miniğim hadi sen de arkadaşlarla. Gel kız yürü. Ay. Aa. Tüh. Su istemeyi unuttum. Telefon çekmiyor ya. Onur? Beysu senin ne işin var burada? Sen işim uzadı deyince ben de yürüyüşe çıkayım dedim. Senin işin var burada. Benim işim erken bitti. Doktorun bir organizasyonu varmış böyle piknik falan. Ben de Lale'yle ona katılmak zorundaydım. Buraya geldim işte. Katılman gerekiyorsa tabii ki katılabilirsin. Sonuçta senin bebeğinin annesi. Ama keşke haber verseydin de böyle sürprizlerle karşılaşmasaydık değil mi? Haklısın, doğru söylüyorsun. Durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklarda.